Öğrenmek. Isınmadan koşmayı düşünmüyorsun, değil mi? Uyuyakalmışım. Isınmak için zamanım yok. Bu şekilde vakit kazanamazsın. Kasların zedelenir. Senin bildiklerini ben de biliyorum. Güzel. O zaman bildiklerini uygula. Tavsiyelerin için sağ ol. Hiçbir zaman dinlemeyecek, değil mi? Ben demiştim. Koca Yusuf öğrencileri beni takip etsin. Neden ormana geldik? Hepinizden çevremizdeki canlıları izleyip yorumlamanızı istiyorum. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Hadi. İlginç. Ne dersin Hatice? Sence neyin ilginç olduğunu bize de söyleyecek mi? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Orada durmak yerine yanıma gelseniz öğreneceksiniz. Ne görüyorsunuz? Karınca. Ne kadar uyum içinde olduklarını görmüyor musunuz? Uyumlu, çalışkan ve birbirlerine destek veren canlılar. Başka? Kaşif olmak da zor işmiş doğrusu. Ne yapıyordun Mete? Sinekleri inceledim hocam. Fark ettiğim bir şey varsa o da dikenli çalılıkları çok sevdikleri. Hocam. Dinliyorum. Birçok canlı gibi yemeklerini yiyip yuvalarına gidebilirlerdi. Ancak yuvalarına taşıyorlar. Çünkü kış aylarında aç kalmamak için besin depolamak zorundalar. Bize benziyorlar. Onların da bir hedefleri var. Aç kalmamak için birlikte çalışıyorlar. Biz de başarılı birer sporcu olabilmek için çalışıyoruz. Bunun için de birbirimize destek oluyoruz. Bugünkü dersten ne öğrendiniz? Hedeflerimiz için çalışmamız gerektiğini öğrendik. Kuşları inceledik ve bir arada olmanın önemini öğrendik. Ben başka bir canlının bildiklerimizi hatırlatabilmesini, bilmediklerimizi ise öğretebilmesini çok sevdim. Bugünkü dersin amacı da buydu. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz geliştirin, her zaman bir başkasından öğreneceğiniz, ders alacağınız, bilseniz de hatırlayacağınız şeyler vardır çocuklar. Bugünlük bu kadar yeter. Antrenman için spor salonuna bir platform hazırlandı. İsteyenler orada çalışabilir. O
diyor o. Aa, çok güzel, değil mi? Bence birlikte çalışalım. O zaman kuralları anlatıyorum. İki takıma ayrılacağız. Herkes bir parkurdan sorumlu olacak. Örneğin ben direklerin arasından koşarak geçeceğim. Ben geçtikten sonra Yusuf koşup maymunluktan devam edecek. Soldan sağa sırasıyla devam edip bayrağı ilk alan takım kazanır. Kolaymış. Ha, bu arada kütükten bayrağa kadar sürünerek gideceğiz. Bir, iki, üç, başla. Hadi. Nasıl yetiştim sana ama? Ellerim kaydı, ne yapayım? Yarışa başlamadan önce ellerimi toprağa sürdüm. Dahi miyim neyim? Daha yapamadınız mı bunları? Çok ağır değil ki, alt tarafı 20 kilogram. 20 mi? Evet. Bu böyle olmayacak. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu sayılmaz. Gözüme toz kaçtı. Tabii tabii. Keyifli bir antrenmandı. Bence de. Özellikle seni yenmek çok keyifliydi. O zaman spor kompleksine kadar yarışalım. Hey, sen daha önce başladın ama. Bugün çok hava çok önemli. Bugün nefesler tutuldu. Bugün erkekler tenisinde final günü. Çok ama çok heyecanlı bir gün sayın spor severler. Kemerlerinizi bağlayın. Maç başlamak üzere. Kim kapattı benim mikrofonumu? Ne yapacağım şimdi ben? Kolum hala acıyor. Yapacak bir şey yok. Sen elinden geleni yap. Kaybedersen de kendi maçımda ikimiz için oynayıp puan farkını kapatacağım. Güven bana. Sporcular yerlerini alıyor. Zorlu mücadele biraz sonra başlayacak. Hadi İbrahim. John ilk sayısını alıyor. Biraz daha dikkatli ol İbrahim. Çok iyi. Top spin vuruşu da ne? Topa üstten yapılan falsolu vuruş. Böylelikle top öne doğru dönerek ilerler ve yere çarpınca fazla hız kazanır. Bugün de puan alamayacağız galiba. Hadi İbrahim. Yapabilirsin. İbrahim durma işini. Ve can şampiyon. Türkiye şampiyonasında teniste erkeklerin en iyisi Can.
Servet Tazegül için 4 puan daha. Özür dilerim arkadaşlar. 4 puan kaybetmemize sebep oldum. Gayet iyiydin İbrahim. Vazgeçmedin. Önemli olan da bu. Aranın kapanmasına izin vermememiz gerekiyor. Bunu telafi etmeliyiz. O konuyla ben ilgileneceğim. Ha? Başarırız, başarırız.